çünkü karıncadan yeni bir kelime türemiş. Kapıcı. Kapıcı. Evet. Arkadaşımız bize yardım ettiğinde ona teşekkür ederiz. Geliyor başlıyor. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ek almamıştır? Bakalım şimdi kuyumcu. Kuyumcu almış. Tamam, dikkat edin çocuklar. Tabii şimdi bu biraz zorlanabilirsiniz. Kuyum, bu hani annelerimiz gidiyor. Babam hem su pişmanıyor. Ya ama şimdi şikayet zaman mı olur? Çocuklar, göreş. Neyelik yağmış? Allah'a ne diyeceksiniz? Treviş. Yağmurlu treviş. Peki, yapım ekendisi? Luk. Luk. Ama luk değil. Lik. Neye dönüşüyor? Lik. Aslında kedi konusunda da tecrübeli bir arkadaşımızdı ama hiçbir şey yemediğini, strese girdiğini, diğer kediyle hiç anlaşamadığını söyledi. Çaresiz bir şekilde. Ancak benim de evde 3 tane kedim var ve Tombi'yi ayrı bir yerde tutmak zorunda kaldım. Bu daha da çok onu mutsuz etti. Yine hiçbir şey yemediğini fark ettim. Sağlık sorunları olmasından endişe ettim. Tam bu sırada da sosyal medyada durumu paylaştığımızda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yaşı Bey, çok teşekkür ediyoruz ona. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Onlar bize destek oldular. Tombi bütün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra tekrar sınıfımıza geldi. Bugün biz çocuklarla çok heyecanlıydık, çok mutluyduk. Tombi tekrar sınıfa geldiği için. Evet, Tombi'nin şimdi bahçede bir barınağı olacak. Aynı zamanda bizim okulumuzun içinde bir lojmanımız var. Şu anda sabahlar işte biz okul saatlerindeyken Tombi'yi sınıfta misafir edeceğiz. Tatillerde ve diğer vakitlerde akşamları lojmandaki o arkadaşımız kendi evine alacak. Öğrencinin sınıfını değiştirdik. Onu başka bir sınıfa aldık. Kendi isteğiyle. Kendi isteğiyle tabii. Evet, kesinlikle. Ben 3. sınıfı okutuyorum. Daha önce bizim sınıfımızda ufak tefek kazalar oldu. Çocuklar sınıfta koşarlarken. Çünkü sıraların kenarları onlar için çok tehlikeli. Ama kedi Tombi varken çocuklar sınıfta koşmuyorlar. Onu rahatsız etmemek için, onu uyandırmamak için. Hatta yüksek sesle bağırarak konuşmuyorlar. Çocuklar üzerinde inanılmaz olumlu etkisi var Tombi. Tombi geldiği için biz çok mutluyuz. Biz Tombi gittiğinde üzülmüştük, ağlamıştık. Ama Tombi çok akıllı birisiydi. Tombi çok iyi bir kediydi. İlk defa böyle bir kedi görmüştük biz. Tombi çok iyi. Sabahları gelirdi, hemen yanımıza oturur, bir yere kırılıp yatardı. Döndü, o yüzden çok mutluyuz. O yüzden arkadaşlarımız çok mutlu. Tombi'nin dönmesi için biz çok mutluyuz. İşte ilk Tombi'nin buraya geldiğinde hepimiz çok sevindik ve öğretmenimize dedik ki öğretmenim bu kedi bizim sınıfımızın kedisi mi? Öğretmenimiz de evet besleyeceğiz, bakacağız onu dedi. Biz de o kadar sevindik ki yani Tombi'nin zaten burada olmasından çok zevk duyduk. Tombi burada oldukça biz okula daha heyecanlı ve daha sevinçli gelirdik. Derslerimiz daha da iyileşti. Ve bu yüzden de hepimiz çok mutluyuz. Tombi gittiğinde çok üzüldük. Hepimiz ağladık. Sonra da Tombi öğretmenimiz dedi ki Tombi şu anda orada gittiğinde sizi özlediğini düşünüyorum. Ve sizi o kadar sevdiğinden dolayı zayıflamış. Hiç yemek yiyip su içmiyormuş. 3 gündür. Bu yüzden de öğretmenimiz Ömer Yaşlı'da bizi tekrardan kedinin buraya gelmesini söyleyince biz de çok sevindik.
Evet, çok mutluyum. Çünkü Tombi her zaman sınıfa geldiğimde arkadaşlarımız onu rahatsız etmeden koşuyor. Yani öğretmenimiz de bundan çok memnun. Çünkü yani normalde arkadaşlarım sınıfta çok koşuyorlar. Yani düşüyorlar, kendilerini yaralıyorlar. Tombi geldiğinde çok koşmuyorlar. O nedenle de kendilerini yaralamıyorlar. Tombi çok güzel bir kedi. Her zaman bizi sabah karşılıyor. Bugün geldiği için de çok mutluyuz. Bugün geldi, hem galiba o da mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk. Tombi'nin bizim sınıfımızda yaşamasını istiyoruz. Burada her zaman ve her yerde kalmasını istiyoruz. Tombi çok akıllı bir kedi. Tuvalete gelince her şeyini öğretmenimiz anlıyor. Öğretmenimiz evde baktı ama başaramamış. Çünkü Tombi evde çok zayıflamış, yemek yememiş. Bu yüzden öğretmenimiz buraya getirdi. Ve burada öbür seneler gibi daha da iyi bakacağız Tommy'ye burada.